Evet, bugün 18 tabii. 18 Temmuz 2017. Dün akşam Buca kaynaklarda bir abimizin villasının bahçesinde otururken bu böcekle karşılaştık. Aldım. Deli gibi şu anda. Uçma denemesi yapıyor. Beni konuşma hakkında bilgi verme fırsatı vermiyor. Çünkü nereye düştü? Ormanda. Kolumları. Geç bakayım, bitkiye geç. Bitkiye geç. Bunun hakkında çok şeyler konuşacağız. Ah! Ah! Kolum ısırdı. Fena derecede ısırıyor. Fena derecede ısırıyor. Kolumu ısırdı az evvel. Ne gelirse bu parmağıma geliyor, yine bu parmağıma gelsin. Kurtulmak için bacağını yakaladım. Çok kuvvetli bir hayvan ya. Çok kuvvetli bir hayvan. Adamın elini yiyecek. Çok güçlü çeneleri var. Bu güçlü çenelerle neler yaptığını birazdan anlatacağım zaten. Bakayım ne kadar acıtıyor onu merak ediyorum. Baya baya kopardı etimi. Parmağımın etini baya baya kopardı. Çünkü bu çenelerle bu ağız yapısıyla bu ağız yapısıyla tahtalara uyuyor arkadaşlar. Bildiğimiz ağaçların tahtalarına uyuyor. Bizim yumuşacık parmağımızı, pamuk gibi parmağımızı haliyle oyar tabii ki. Bu kadar agresif ve saldırgan olduğunu bilmiyordum. Bakın ne biçim ısırıyor. Çılgına döndü. Şimdi kameraya çıktı. Sakinleştirmem lazım. Ey kafayı, uysal ol bakayım. Uysal ol. Teke böceği. Teke böceği diye geçiyor. Ahşap uyucu diye de geçiyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar, bu böcek tam bir ağaç kanseri. Ağaçları kurutan böcek olarak geçiyor. Sakinleştiremiyorum. Geçenlerde Adana'dan bir arkadaş bundan gönderdi. İşte tam bunun gönderdiği cinsten bu. Tam bunun gönderdiği cinsten. Kolumu malumu ısırdın, her tarafımı ısırdı ya. Yedi resmen de parmaklarımı. Çok güçlü, çok. Bu zamana kadar gördüğüm en güçlü çeneye sahip. Doğal ahşap oyuyor çünkü. Ağaçları oyuyor. Yumurtalarını oraya bırakıyor. Hakkında çok konuşacağım bir canlı. Fakat zapt edemiyor, durmuyor. Uçuyor aynı zamanda. Çok iyi uçucu değil. Ama uçuyor. Şimdi kamera mı çıktı? Deli gibi bir hayvan yani. Bunu biz bir şeyin içine kapatayım. Ben bu bir önce sakinleşsin. Ondan sonra salalım. Çok tedirgin oldu.
Parmağımla ısırmadık, yere bırakmadık. Lan oğlum yedin lan yedin. Anteninden yakaladım. Yunan mitolojisinde den geliyormuş adı. İşte dövüşenlerden bir tanesi bu böceğe dönüşmüş. Boynuzlu bir böcek. Boynuzlarıyla ön planda olan bir böcek bu. Boynuzları çok uzun. Daha önce ben bunun değişik bir türünün titan böceği demiştim. Aslında o da teke böceği olabilir. Devasından çekmiştim. Daha bunun neredeyse 4 katı falan büyüklüğünde. Bu da küçük bir böcek değil fakat bu çok çok daha büyüktü. Zehirlenmişti, onu bulmuştum Çanakkale'de. Ben bunları biliyorum, şöyle biliyorum. Bunların çok değişik türleri var. Desenleri falan var. Hatta konuyu araştırmaya girdiğiniz zaman gördüğünüz ve beğendiğiniz birçok böceğin bunların alt familyası olduğu ve zararlı olduğu anlaşılıyor. Ama en bilineni bu. Teke böceği. Bunlar ağaçlara ve ahşaplara, hatta ahşap sokak direklerine yumurta bırakıyorlar, larvaları bu tahtayı yiyor ve belli bir süre sonra çökmesine neden oluyor veya kurumasına neden oluyor ağacın. Ağaçların üzerinde aynen şu şekilde tahta kısmında ben gördüm onlardan. İnsan geldiği zaman hemen arka tarafına geçer saklanır. Bunlardan görüyorduk. Bu Ege bölgesinde yine aynı türden ufak değişiklikler gösteriyor. Bu tam bir zararlı, ağaç zararlısı, ahşap zararlısı. Bunu hatta çok ağır eleştiriyorlar, işte ağaçların kanseri diyorlar. İstanbul'da bir haber okudum. İstanbul'da bu doğudan, uzak doğudan geldiği söyleniyor. İşte Çin ve Japonya, Venezuela gibi ülkelerden bu böceğin geldiği söyleniyor ve İstanbul'da o yıl içerisinde 1300 ağacın kesildiği ve kesildikten sonra talaş haline getirildi. Yani ağaçları resmen talaş haline getiriyorlar Mayıs ayından önce. Çünkü Mayıs'tan sonra bunlar larvadan bu hale geliyor ve tekrar çoğalmak için yumurta bırakması gerekiyor. Gazın büyüklüğünü anlamanız açısından bu orta büyüklükte, fakat şu parmağımdan daha büyük olanını gördüm. Titan böceği dedim. Gerçekten de titan böcekleri 15 santim falan oluyormuş. Yağmur ormanlarında bulunuyormuş. Benim çektiğim de titan böceği diye adlandırdım. Yine teke böceği aslında. Fakat yağmur ormanlarında değildi. Fakat çok büyüktü. Ondan ben titan böceği dedim ama dev teke böceği demek daha doğru olurmuş. Ben bunu nereden biliyorum? Bunu ben çocukluğumda kiraz ağaçlarının durup dururken, çok sağlıklı kiraz ağaçlarının kuruduğunu fark ettik. Ondan sonra hemen kök kısmını açıyorduk. Kök kısmında toprağın hemen 2-3 parmak altında bir kurdun, yuvarlak kafalı bir kurdun, oldukça da iri bir kurdun, ağacın gövdesini yediğini buluyorduk. Açıyorduk, kazıyorduk, çakıla çıkarıyorduk kurdu. Eğer kurt tam bir daire, yani ağacın çevresinde tam bir tur attığında artık bitki köklerinden besin alamıyor, su alamıyor ve kuruyordu.
koskocaman ağaçların kuruduğunu gördük ve söktük. Bu böcekti belli bir süre özellikle bir tarlada kiraz yetiştirmedi bize. Yetişiyor kiraz, bacağım kalınlığında oluyor. Ama bir bakıyorsun çok sağlıklı kiraz ağacı. Bir gün gelmişsin kurumuş. Muhtemelen bu böceğin larvası. İşte ağaçların ve ahşabın baş düşmanı olarak adlandırılan hayvan bu. 1300 İstanbul'da geçen yıllarda 1300 ağacın kesilip talaş haline getirilmesine sebep olmuş. Çok tehlikeli bir tür. Çok güçlü bir tür zaten. Ağaçla uğraştı, ağacı kemirdi, yediği için de ağzı ve bacakları çok güçlü. Felaket güçlü. Isırıyor durmadan. Arkadaş nasıl besleyebilirim falan dediğinde işte ağaç koy, o şeyi ısırdı bu sefer. Sinirinden her şeyi ısırıyor. Ağaç falan koy dedim. Gerçekten de doğru bilgi vermişim. Çünkü yumurtalarını ağaca bırakacak. Yani çok güçlü ya. Kurtuluyor elimden. Sakin yakalayamıyorum. İki bacağımı yakalasam şöyle, evet. Yani bakalım. Şimdi çılgına dönüyor. Şöyle net görüntüler almam lazım senden. O kadar güçlü ki. Felaket bir şey. Ama işte bizim yaşam alanımıza ulaşıyor. Evin ahşaplarını yiyor. Sokak direklerini yiyor. Ahşap sokak direklerini yiyor. Hatta ağaçları yiyip kurumasına sebep oluyor. Bu yüzden insanlarla mücadele içerisinde zaten insan temasını da sevmiyor. Bakın hiç sevecen hareketleri yok. Envai çeşitli yerli örümcek elledim. Hiçbirinde bu şiddet ve şeyi görmedim. Bu resmen direkt alıyor yani kopar değilim ya bir şey yaptı. Kesiyor bak. Çok güçlü. Ah düşürdüm. Başka türlü çekemeyeceğim. Artık elimizden ne koparırsan kopar bakalım. Parmağımızdan. Yedi oydu lan orasın resmen. Ama yeme amaçlı değil. Yeme amaçlı değil, sadece kendini kurtarma amaçlı ısırıyor. Yani işte tırnağımı ısıramaz. Belirgin şeyleri, boynuzları. Yunan mitolojisinde işte bir tanesi bu böceğe dönüşmüş. Bu şekilde geçiyor. Harika bir hayvan. Şimdi bunu nasıl öldüreceğiz veya nasıl salacağız? Salsam bir türlü, öldürsem iki türlü. Dolayısıyla böyle bir ikilem yaşıyorum şu anda. Ağaçlarım kurusun istemem. Renkli renkli çektiğim birçok böcek vardı. Kırmızı sarı desenli tamamı bu böceğin alt grubuna giriyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim.
Çok iyi uçucular değil, en fazla 400 metre uçabiliyorlarmış. Bakalım bir uçma denemesi yapacak mı? Yaptı. Aynen, aşağı. Çılgına döndü ya. Hı. Fena yakalanmışlar. Şimdi fena yakalandım. Senin de kör noktanı buldum. Boynuzların kalkanından yakaladım. Kalkanından bacaklar boşa çıktı. Çene boşa çıktı. Hapı yuttum. Ağız boşta. Isıramıyor. Ama alttan görüntülü yerliyoruz. Şöyle çevirsek, üstten de görüntüleriz. Bacaklar boşta itemiyor. Çene boşta, ısıramıyor. Kalkanından tutacaksın. Tamam. Güzel. Arka bacaklardan tuttun takdirde dizinin üstünden, kırma eksenin üstünden tutman lazım ki katlanıp parmağın ısırmasın. Bakın ağız açık. Odaklayamadık gitti bu sefer ya. Odaklan şuna. Şu zırhı, boyun zırhı dikenli. Benim çektiğimde daha değişik, çok acayip bir zırhı vardı. Çok farklı türleri var. Hadi pes et, pes et. Pes et. Pes et, soracağım sana. Evet. İnceledikten sonra öldürmek de olmaz. Salacağız.